içmeye yetemeyenler tanımadıklarıyla konuşmak. Yakın Üniversitesi Zooteknik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Dilek Arsoy, evcil hayvanların da çocuklarda paylaşım duygularını ve empati yeteneklerini ön plana çıkardığını belirtti. Yakın Üniversitesi Zooteknik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Dilek Arsoy, evcil hayvanlarla ilgili Kanal TV'ye konuştu. At sevgisinin bazı otistik ve spastik çocuklar üzerinde olumlu yönleri olduğunu belirtti. Sözlerine şöyle devam etti. Son dönemde örneğin atlarda, otistik çocuklarda ve bazı spastik çocuklarda at eğitimi çok yararlı sonuçlar veriyor ve bunu yapan bazı yerler var. Çok olumlu olduğu ifade ediliyor. Onun dışında evcil hayvanlar tabii kedi, köpek, kuş, kaplumbağa yani hepsini sayabiliriz. Çocukların paylaşım duygularını arttırdığını düşünüyorum. Yani kişisel fikrim. Tabii ki bazı canlılara karşı nasıl özen gösterilmesi gerektiğini, sorumluluk duygusunu nasıl taşımaları gerektiğini, onlara bakmak durumunda olduklarını, dolayısıyla kendilerine nasıl bakıldığını hissediyorlar. Bu anlamda empati yetenekleri de çok gelişiyor çocukların. Onlarla bir bütün oluyorlar. Doğal olarak da tabii psikologlar bu konuda çok daha pedagoglar cevap verecektir. Daha mutlu çocuklar oluyorlar. Daha sorumlu, daha disipline olmuş belki bir anlamda çocuklar oluyorlar. O anlamda çok katkılı olduğunu düşünüyorum tabii. Ve de sevgi en önemlisi de. Arsoy, evcil hayvanlara ve evcil hayvanların sağlığına ilişkin tüm merak edilen detayları 7 Veterinerlik Fakültesi yetkililerinin yanıtlayacağını da sözlerine ekledi. Evcil hayvanlarla ilgili iki yönlü hem sağlık açısından hem de yetiştiriciliği ve insanlarla olan davranış biçimleri açısından veteriner hekimler, adada bulunan veteriner hekim arkadaşlarımız ve yine Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bu konuda ilgi duyan tüm çocuklara, tüm büyüklere yardımcı olabilir. Hürriyet Federasyonu çalışma hayatı, sağlık, eğitim gibi birçok konuyla ilgili görüşünü bugün düzenlediği basın toplantısıyla aktardı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinin son gününde